Sayın Oda Başkanım Yücel Akdemir, Yönetim Kurulu ve Kurul Üyelerim, TÜRMOP Kurulu Üyeleri, değerli panelistler, kıymetli hocalarımız, misafirlerimiz ve siz değerli meslektaşlarımız, İstanbul Mali Müşavirler Odası Etik Komitesi'nin düzenlediği muhasebe mesleğini zirveye taşıyan Etik Adımlar konulu panelimize hoş geldiniz. Şimdi Etik Komitemizin düzenlediği röportajımızı izleyelim. İstanbul Mali Müşavirler Odası Etik Komitesi olarak mali müşaviri arkadaşlara etik nedir dedik. Etik genel anlamında evrensel değerlerin içerisinde barındırdığı iyi ve kötü davranışları ayırmak için oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Bizim mesleğimizde meslek mensupları arasındaki yani mesleğimizin saygınlığıyla alakalı birbirimize olan davranışlarımız. Etik dürüstlük yani ilkelerine sahip çıkma. Yani meslektaşlarımızın mesleklerini icra ederken diğer meslektaşlarını kötülemesi mesela etiğe aykırı bir davranış. Ahlak toplum değerleriyle ilgili bir konuyken etik ise bilgi ve mantıkla alakalı bir konudur. Mesleğin ahlakına uygun davranabilmek. Doğru, güvenilir. Her şeyden önce meslektaşlarına saygı duyup onların çıkarlarını da gözetmek. Herkese çıkar yönden eşit seviyede davranmak demektir. Etik bana göre gelenektir, disiplindir. Etik mesleğe saygınlık geliyor. Etik meslek açısından doğru, felsefi olarak işimizin düzgün yapılmasını kontrol eden bir bilim dalıdır. Mesleki Etik Komitemizin bu çalışmasına katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sizlere biraz TÜRMOP etik eğitim sürecinden bahsetmek istiyorum. TÜRMOP'un web sitesinden müracaat ediyoruz. Web portalından uzaktan eğitim sürecinden sonra yüz yüze eğitim ve kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz vaka analizleriyle son buluyor ve meslektaşlarımız mesleğin saygınlığına katkı sağlamak adına bu farkındalığa imza atmanın onurunu taşıyacaklardır. Komitemize teşekkür ederiz değerli çalışmalarından ötürü. İstanbul Mali Müşavirler Odası Etik Komite Başkanı Sayın Canan Şahan Hanım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ederim. Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim, TÜRMOP Kurul üyelerim, değerli panelistlerimiz, kıymetli hocalarımız, sevgili meslektaşlarım ve misafirlerimiz, panelimize hoş geldiniz. 25 Mayıs Dünya Etik Günü ve 27-31 Mayıs arası Etik Haftası hepimize kutlu olsun. Mesleki Etik Komitemiz 19 Ekim 2007'de SMM ve YMM'lerin mesleki faaliyetlerini yürütmesi için çıkan Etik İlkeler Yönetmeliği doğrultusunda çalışmalarına başladı. Daha sonra 23 Mart 2014'te Etik Tebliği yayınlandı. Etik Eğitim Tebliği yayınlandı. Bundan sonra da çalışmalarımız hızlandı. Komite olarak biz bugün size dağıtılan kitapçıkta gördüğünüz gibi yayın çalışmaları yaptık, görsel çalışmalar yaptık, röportajlar yaptık. İstanbul'da ilçeler bazında üyelerimiz etik farkındalık sunumları yaptı ve komite üyelerimiz TÜRMOP mesleki etik eğitmeni olarak Türkiye genelinde çeşitli görevler aldılar. Bugüne kadar bize desteğini esirgemeyen oda başkanımıza, yönetime, oda çalışanlarına ve çalışmalarımıza emek veren bütün meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca şu andaki mevcut ve eski etik komite arkadaşlarıma da özveril çalışmalarıyla katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Etik eğitimlerimiz bu ilki olarak başlıyor. Bundan sonra da Etik Haftası, 27-31 Mayıs Etik Haftası'nda, haftalarında ileriki senelerde de devam etmesi için ve hep beraber o eğitimlerde de tekrar bir arada olmamız için saygılarımı sunuyorum.
Canan Hanım'a teşekkür ederim. Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Etik panelimize hoş geldiniz. Etik önemli. Fakat bununla beraber bizim gibi ülkelerde biraz inadı gerektiren bir konu. Bu inatçılık konusunda bizim mesleğimiz, odalarımız, birliğimiz bir hayli iddialı. Türkiye'de çok ciddi ele alınmadan 2007 yılından önce başladı. İFAK'ın, Dünya Muhasebeciler Örgütü'nün etik yönetmeliğini tercüme ettik. TÜRMOP'ta etik çalışmalarını başlattık. Odalarımıza yaydık, Türkiye'ye örnek olduk. Bizden sonra etik konusu kamuda ele alınmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında etik kurulları oluşmaya, etik ilkeler hayata geçmeye başladı. Bu inadın başını da sevgili hocam, Çağnur hocam çekiyor. İnatla bugüne kadar bu konuyu getirdi ve inatla bu çalışmalara devam ediyor. Huzurlarınızda ben hem ülkemiz adına hem mesleğimiz adına kendisine ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Odamızda da başta komite başkanımız Canan Hanım olmak üzere bizim etik komitemiz inatla bu işi takip ediyor. TÜRMOB'un etik eğitimlerinin yanında onu yeterli görmediler. Geçtiğimiz yıl bütün yıl boyunca son iki yıldır ilçe kahvaltılarında ellerinden geldiği kadar etik sunumu yapıyorlar, etiği anlatıyorlar. Bu da yetmedi. TÜRMOB'un önderliğinde yapılan çalışmalarda Anadolu'da etik komitesi hoca olarak görev alıyor. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Gönüllü yapıyorlar, sağ olsunlar. Çok ciddi katkı sunuyorlar. Ayrıca tabii bu işleri organize eden TÜRMOB Etik Kurulumuz var yukarıda. Geçmiş dönem İzmir Oda Başkanımız Fezullah Başkan'ın başkanlığında odamızı temsilen de Erol Engen arkadaşımız var aramızda. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Etik gerçekten önemli. Yavaş yavaş bu önem bizim ülkemizde de yayılıyor. Sadece önemini şöyle anlatayım. Yanılmıyorsam aklımda kaldığı kadarıyla İngiltere'de meslek örgütlerinden biri ACEV. ACEV'de denetçi veya AKKA denetçi olabilmek için bir program var. 13-14 tane ders var değerli arkadaşlar bu programda. Hepsinin üzerinde tek bir kelime yazıyor zorunlu olarak. Etik diyor. Etik eğitimini almadan hiçbir dersi alamıyorsunuz. Ancak onunla birlikte belli bir saat etik alırsanız ve o derslerde başarılı olursanız orada denetçi olabiliyorsunuz veya mali müşavir olabiliyorsunuz. İşte bunun ilk adımları da Türkiye'de atılmaya başlandı bu çalışmaların. İlk sonucunu verdi. Ben bunu çok memnuniyetle karşılıyorum. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Bu anlamda da ben Kamu Gözetim Kurumu'na çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Kamu Gözetim Kurumu'nun geçtiğimiz yıl zorunlu eğitim tebliği yayınlandı. 3 yılda 120 kredi alacaksınız. Bunun 60 saatini temel konularda alacaksınız. 60 saatini diğer konularda alacaksınız, çeşitli alanlarda. Öyle bir ilginç madde koymuşlar ki saati artırılabilir. 60 temel konunun diyor, temel konu olarak 7-8 tane konu var, bir tanesini şart koşmuş. En az diyor 5 saati etik olacak diyor, çok ilginç. 5 saati teferesi olacak demiyor. Finansal muhasebe olacak demiyor 5 saati. Hile denetimi olacak demiyor. En az diyor 5 saati etik olacak diyor. Bu çok önemli. Hem ülkemizin geleceği açısından hem mesleğimizin geleceği açısından ben bunu çok önemsiyorum. İleride bunun saatleri artırılabilir. Bu anlamda da biz uygulamalarımızı başlattık. Bu eğitime katılan arkadaşlarımızın denetim yapıyorlar veya yapmıyorlar. Bu eğitim
Normalde bu eğitimlerin diğer eğitimlerden bir kredi sayılması lazım. Sağ olsun bu hassasiyetimize Kamu Gözetim Kurumu da cevap verdi. Bu katıldığınız eğitim temel eğitimlerde 2 saat 2 kredi sayılıyor değerli arkadaşlar. Demek ki denetim yapan arkadaşlarım 3 saat daha etik eğitimi alırlarsa zorunlu etik eğitimini tamamlamış oldular. Ben TÜRMOB'un düzenlediği, odamızın yaptığı diğer yaygın eğitimlerinde bu eğitimlerden sayılması için gereken girişimleri yapacağız. Bizim bu sertifikalı eğitimlerimizin gereken girişimleri yapacağız. Bu katıldığımız eğitimin de katılım belgeleri huzuruna imza atmayan arkadaşlarımız azsın. Denetçilik yapan veya yapmayan arkadaşlarımız olabilir. Ayrı bir konu. Elektronik ortamda postalarınıza göndereceğiz belgelerini. Altında da yazacak. Bu eğitim temel eğitimlerden 2 saat 2 kredili eğitimdir diye yazacak. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bundan sonraki odamızın diğer zorunlu temel eğitimlerinin dışındaki eğitimleri de 1 kredi sayılacak diğer eğitimlerden. Bugün Şişli'de bir eğitimimiz var. Vergisel uygulamalarla ilgili. O da 1 kredi sayılıyor. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Biz gereken hassasiyeti, önemi gösteriyoruz. Umarım bu eğitimlere katılım daha da artacak. Eğitimlerimiz daha nitelikli, daha da kaliteli hale gelecek. Bu da etikle birlikte, etikle bütünleştiğinde mesleğimizin saygınlığı çok daha artacak. Birçok yerde söylüyorum değerli arkadaşlar. Mesleğimizin sorunlarının çözümü, büyük bölümü saygınlıktan geçiyor değerli arkadaşlar. Eğer mesleki saygınlığı yaratamazsanız, ne yaparsanız yapın, hangi tebdilleri alırsanız alın, bugün bir sorunu çözersiniz, yarın 2 tane sorunla karşılaşırsınız. Sorunlarımızı temelinde büyük çoğunluğunu çözme imkanımız yok değerli arkadaşlar. Bunun tamamı mesleki saygınlıktan geçiyor. Saygınlığın olduğu yerde sorunlar kendiliğinden çözülüyor. Etik bu anlamda da önemli. Umarım bu çalışmalar daha da hızlanarak yürüyecek. Mesleğimizin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Bugün biraz format değiştirdik. Ben gerçekten etik komitesine çok teşekkür ediyorum bu değerli çalışma için. Müsaade ederseniz etik komitesini toplu olarak sahneye alacağız. O görevi ben üstlendim. Sonra da arkadaşlarımızın plaketlerini vereceğiz. Hep birlikte plaketlerini vereceğiz. Önce ben etik komitesinden sorumlu yönetim kurulu üyemiz, oda saymanımız Cemile Kuzu'yu sahneye alıyorum. Buyurun. Şöyle arkaya geç istersen Cemile. Etik Komitesi Başkanımız Canan Şahan'ı almak istiyorum. Başkan Yardımcımız Kenan Kaş. Komite Sekreterimiz Aslan Şamcı. Üyelerimiz Ali Doğan. Emsal Bölük. Özlem Bektaş. Sema Bağış. Serdar Özkaynak, Zekiye Avcı, Ağca. Başka gelen var mı komitede? Başka gelen yok değil mi arkadaşlar? Yok. Evet, ilk üçün plaketini vermek üzere o da başkan yardımcımız Sayın Erol Demirel'i davet ediyorum buraya. Buyurun. Yardımcı olursanız arkadaşlar. Herhangi bir 3 olabilir arkadaşlar. Sorun değil. Arkadaşlar ayrılmayın. Bir fotoğraf alacağız. Bir de fotoğraf alalım.
Nerede? Oda sekreterimiz burada mı? Yok. Nerede? Tamam. Öne doğru gelsin. Kaçmış arkalara. Evet, oda sekreterimiz nerede? Orhancığım gel. Evet, oda sekreterimiz Orhan Sarıgene. Orhan gel. Çağır, çağır. Bir tane Orhan Bey geç. Orhancığım gel. Bir tane sen ver. Erol sağ ol. Evet, Orhan Sarıgene oda sekreterimiz. Evet, etik komite üyemiz TÜRMOP, Erol Öngen arkadaşımızı davet ediyorum. Evet, geçmiş dönem TÜRMOP Etik Kurulu üyemiz Funda İzi burada. Buyurun. Arkadaşlarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Fotoğraf hazırladınız ama başkanım. Ayrılmayın dediniz. Yok tamam, fotoğraf. Evet, müsaadenizle değerli meslektaşlarım. Hocalarımızın büyük bölümü İzmir'den geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sırayla onları kürsüye alacağım. Kürsüye, ha. Yok ben değil. Sen. Teşekkür ederiz başkanım paylaşımlarınızdan ötürü. Sağ olun. Muhasebe mesleğini zirveye taşıyan etik adımlar panelimize bize moderatörlük edecek olan ve teşekkür belgelerini almak üzere hem tanıyalım hem teşekkür belgelerini verelim sayın başkanım. Profesör Doktor Çağnur Balsarı. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Başkanım, teşekkür belgelerini verelim. Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Fatih Dalkılıç, Erol Bey sizi davet edelim. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi. Panelistlerimizi de tanıyalım. Panelistlerimize de teşekkür belgelerini vermek üzere ilk Orhan Bey'i davet ediyorum. Erol Öngen, TÜRMOP Etik Kurul Başkan Yardımcısı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fikret Sebioğlu, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Cemile Hanım. Daha hak etmedik ama. Baştan veririz. Evet. Alıp kaçacağız. Biz gidiyoruz. Bırakmıyoruz. Teşekkür ederim.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ersin Kiraz, PBC Müdür Orhan Bey ve Cemil Hanım, siz devam ediyoruz. Peki, Ersin Bey, Ersin Kiraz, evet. Tolga Usluer, Odea Bank Teftiş Kurulu Başkanı ve TİDE Yönetim Kurulu Üyesi. Doçent Doktor Seçil Sigalı, 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi. Teşekkür ederiz sabrınızdan. Panelimizin güzel geçmesi dileğiyle başarılar diliyoruz sizlere. Söz sizde hocalarım. Yalnız bir sandalye eksik var. Şöyle. Evet, başlayabiliriz herhalde, değil mi? Evet. Çok değerli meslektaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bugünkü katılımınız için öncelikle. Başlamadan şeyi söyleyeyim ben. Hani panel kısmında biz bugün böyle biraz samimi ortam olsun, sohbet ortamı olsun dedik. Telefonları uçak moduna alabilir miyim? Çok popüler biri var burada. Sürekli bir mesaj. Evet. Muhasebe mesleğini zirveye taşıyan etik adımlar panelimiz. Bakalım nasıl zirveye çıkacağız bugün. Fatih Hocam panelistlerimiz. Evet, panelistlerimizi tanıtalım. Ondan önce şeyi söylemek istiyorum ben izninizle. Biz ilk kısımdan sonra böyle bir sohbet ortamında, biraz tartışma ortamında sizden de sorular alarak böyle biraz samimi bir ortamda olsun istedik. Zaten oturma düzeni ve sıkışıklığımız gayet samimi olduk, görmüşsünüzdür. Öncelikle onu söyleyeyim ben izninizle. Önce panelistlerimizi isterseniz çok kısaca tanıyalım. TÜRMOB'u temsilen Erol Bey. Buradalar. Geldiniz. 9 Eylül Üniversitesi'nden yine bu TÜRMOB'un etik eğitimlerinde çok katkısı var. Sayın Hocam Seçil Sigalı. Çağnur Hoca. Beraber biz bugün paslaşarak moderatörlük yapacağız. Tolga Usluer, Odea Bank'ta, aynı zamanda TİDE'de, Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nde yönetim kurulu üyesi. Çok katkı veriyor, çok yardımcı oluyor bize çalışmalarda. Hoş geldiniz siz de. Programda gördüğünüz Aslı Gedik yazıyor. Aslı Hanım'ın bir işi çıktı. Ama iyi ki işi çıktı, şu yüzden işi çıktı, iyi ki. Ersin Bey de Pricewaterhouse'da, biliyorsunuz dört büyük denetim firmasından birinde, aynı zamanda etik kurulunda, vergi bölümünde. O yüzden çok iyi oldu bugün bizde olması, hoş geldiniz. Ve yine bir başka meslektaşımız, Sayın Fikret Sevilcioğlu. O da eskiden yine dört büyük denetim firmalarından birinde çalışıyordu. Son 10 yıldır da kendisi danışmanlık yapıyor. Etik ve İtibar Derneği'nin bugün başkanı olarak da aramızda. Siz de hoş geldiniz. Başkan değilim ama olsun. Yönetim kurulu. Gönlümüzdeki başkan. Gönüllerin başkanı. Efendim, izninizle şöyle ifade edeyim ben. Şöyle bir plan yaptık. Şimdi her panelistimiz önce kürsüde size 10 dakikalık bir sunum yapacak. Daha sonra bu bittikten sonra onları buraya alacağız. Burada biz Çağnur Hoca'yla bir takım sorular hazırladık. Ayrıca onların sunumlarını dinlerken de herhalde bir takım sürpriz sorularımız olabilir. Onları da not alacağız. Sizden gelen sorular olacak. Diğer sorularımız da sürpriz. Hiçbirini söylemedik. O yüzden şu an çok stresliler. sizden de sorular alacağız tabii. Ama biz de Fatih Hoca'yla bayağı hazırlandık yani. Hazırlandık. Hocam isterseniz şeyle başlayalım. İfa'nın
Bu etik kodlarında çok ciddi bir değişiklik geliyor. Ondan kısaca bir bahseder misiniz bize? Evet, hazır burada bütün etik kurulu bulmuşken İFAK etik kodlarını yeniledi. Aslında bu tam bir yenileme değil. Çok daha fazlası. Oldukça büyük değişiklikler yaptı. Hem kodların sunuluş tarzında hem de kodların kendisinde. Temmuz 2019 tarihinde bu yürürlüğe girecek. Şu anda sürekli konuşulan konu bu. Bizim de buna uygun olarak TÜRMOB'un eğitimlerinde de bir takım revizyonlara gitmemiz gerekecek. Özellikle kodlarla ilgili kısımlarda. Dolayısıyla bu tür toplantıların bize bu etik eğitiminde de yeni revizyona giderken faydası olacağını düşünüyoruz. Farklı fikirlerinde aynı zamanda. O yüzden tartışmak için panelistlerimize önce dönüyoruz. Önce ev sahipleriyle mi başlıyoruz? Evet. Sayın TÜRMOB temsil. Teşekkür ediyorum hocam. Sayın Oda Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, Sayın İSMO Etik Komitesi Başkanım ve üyeleri, değerli hocalarım ve panelist arkadaşlar, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, sizleri TÜRMOB ve Etik Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Avrupa Birliği müktesabatına uyum çerçevesinde 25 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5176 sayılı kanun ile kurulan kamu görevlileri etik kurulunca birçok ülkede olduğu gibi bizde de 25 Mayıs gününün etik günü, aynı günün yer aldığı haftanın da etik haftası olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Hepimize kutlu olsun. Etik haftası nedeniyle İstanbul Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen bu panelden dolayı İSMO Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini, İSMO Etik Komitesi Başkan ve üyelerini kutluyorum. Panelin konusu da anlamlı ve güzel. Muhasebe mesleğini zirveye taşıyan etik adamlar. Ben de bu sunumda mesleğimizin zirveye taşınması sürecinde TÜRMOB tarafından atılan etik adımları sizlerle kısaca başlıklar halinde paylaşacağım. Değerli katılımcılar, muhasebe mesleğinin en önemli özelliğinin kamu yararını gözeterek hareket ediyor olmasıdır. Bir muhasebe meslek mensubunun sorumluluğu yalnızca bir müşterisinin veya işverenin ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve hizmet sunarak onları memnun etmek değildir. Aynı zamanda kamu yararında gözetmek gibi sosyal sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle muhasebe meslek mensubunun mesleğini icra ederken etik ilkeler çerçevesinde hareket etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kamu yararı ve sosyal sorumluluğu bulunan muhasebe meslek mensubunun en üst seviyede toplumsal güveni sağlaması, mesleki ilke ve standartlara, disiplin kurallar ile etik ilkelere uyum ve uygulama derecesine bağlıdır. Muhasebe meslek etiğiyle ilgili ilk düzenleyici kurallar 13.6.89 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasasının 43, 44, 45, 46, 47 ve 48. maddeleriyle 3.1.1990 tarihinde yürürlüğe giren mali müşavirler çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte yer almıştır. Bu başlıkları kısa adıyorum zamanımıza hazır arkadaşlar. Çalışma usul esasları hakkında yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8, 9. maddelerindeki mesleki eğitim ve bilgi, dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık, sır saklama, sorumluluk, bağımsızlık, haksız rekabet gibi genel mesleki standartlar temel etik ilkeleriyle neredeyse birebir aynıdır. Daha etik ilkeler yönetmeliği yayımlanmadan TÜRMOB yayınlamış olduğu yönetmelikler ve mecburi meslek kararları ile etik ilkelerin yerleşmesine ve yaygınlaşmasına önem vermiştir. Örneğin 26.1.1996 tarihinde yayımlanan emanet para makbuzu ile ilgili mecburi meslek kararındaki hükümler etik yönetmeliğin 8. bölümünde müşteri varlıklarının muhafazası etik koduyla, meslek mensupları için etik kurallar el kitabında ise kısım 270'te müşteriden emanet olarak alınan varlıklar koduyla yer almaktadır.
Uluslararası Muhasebiler Federasyonu İFAK'ın etik ilkeleri ile de uyumlu bir düzenleme olan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin mesleki faaliyetlerinde uyacakları etik ilkeler hakkındaki yönetmelik 19-10-2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Etik ilkelerin yerleşmesinde önemli bir kilometre taşı olan bu yönetmelikle muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde uyacakları etik ilkelerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu yönetmeliğin birinci kısmında tüm meslek mensuplarının, ikinci kısmında bağımsız çalışan meslek mensuplarının, üçüncü kısımda ise bağımlı çalışan meslek mensuplarının uyacakları etik ilkeler belirlenmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimlerinin yapılması amacıyla muhasebe meslek mensuplarının etik eğitim ve etik sözleşme yapılması hakkında tebliğ 27.3.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ gereğince Türkiye genelinde etik eğitimler planlanmıştır. 2015 yılından itibaren gönüllü katılım esasına göre TÜRMOP uzaktan etik eğitim projesi ve uygulamalı eğitim yöntemleriyle yapılan bu eğitimlere e-birlik eğitim portalından kayıt yaptırılmakta. 2 haftalık süreç içerisinde 20 saat olmak üzere etik bilgisi, etik duyarlılık, etik karar verme, etik davranış temel konularında interaktif eğitimi başarıyla tamamlayanlara uzaktan eğitimi tamamlama belgesi verilmektedir. Daha sonra interaktif eğitimi tamamlayan meslek mensuplarına ilgili odalarda TÜRMOP etik eğiticileri tarafından 2 günlük süreç içerisinde 6 saat uygulamalı eğitim verilmektedir. Uygulamalı eğitimi tamamlayıp üyesi oldukları oda ile etik sözleşmesi imzalayan meslek mensuplarına muhasebe meslek etiği taahhütnamesi verilmektedir. Yapılan uygulamalı eğitimlerde temel etik dersleri yanında vaka analizi ve çözümleri, görsel etik olaylar ve yaşanan güncel vakalar eğitimin konusu oluşturmaktadır. Değerli katılımcılar, 2015 yılından itibaren gönüllülük temelinde yapılan bu eğitimlere şu ana kadar interaktif eğitime başvuru sayısı 6182, interaktif eğitimi tamamlayanların sayısı 5798, uygulamalı eğitim tamamlayanların sayısı 5379, sözleşme düzenleyen ve meslek etiği taahhütnamesi alan meslek mensubu sayısı 5320'dir. Türkiye genelinde 80 bin üzerinde meslek mensubu olduğu düşünüldüğünde bu rakam elbette istenilen düzeyde değildir. Zorunlu eğitim yönetmeliğinin Maliye Bakanlığı'nca onaylanmasının ardından etik eğitimlerin de zorunlu hale gelmesiyle eğitim sorununun çözüleceği umudundayız. En son uygulamalı etik eğitimler 4-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 14 oda üyesi meslek mensubunun katılımıyla 12 oda merkezinde gerçekleştirildi. Bu eğitimlere katılanlara ve daha önceki etik eğitimlere katılanlara nezdinde mini anket yapıldı. Ankette eğitimleri yeterli buldunuz mu? Eğitmenleri yeterli buldunuz mu? Eğitimin sizin üzerinize ne gibi etkisi olduğu? Eğitim sonrası mesleki faaliyetinizde etik kurallara uyum dereceniz ne olmuştur? Eğitimden başkalarına da bahsettiniz mi? Eğitimin sonuçları ile ilgili olarak olumlu veya olumsuz görüşünüz nedir? Şeklinde sorular soruldu. Anketi cevaplayan meslek mensuplarının %80'i TÜRMOP tarafından yapılan etik eğitimlerden ve eğitmenlerden memnun olduklarını, diğer anket sorularına da %70-80 civarında olumlu yanıt verdikleri görülmüştür. Birçok meslek mensubu notlar halinde görüşlerini de bildirmiştir. Bu mini anket şimdiye kadar etik eğitime katılan tüm meslek mensuplarına da ayrıca e-mail yoluyla gönderilmiştir. Yapılacak eğitimlerin planlanmasında bu anketten çıkan sonuçlar dikkate alınarak eğitim planlaması yapılacaktır. TÜRMOP bu etik eğitimlerin dışında etik bilinç ve kültürün yerleşmesi, yaygınlaşması ve etik farkındalık yaratmak, muhasebe mesleğini geliştirmek, haksız rekabeti önlemek, yeni ufuklar açmak ve meslekte kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla paneller, kongreler, muhasebe forumları, sempozyumlar düzenlemiştir, düzenlemektedir. 2009 ve 2016 yılları arasında farklı etik konular üzerine 7 kez Türkiye Etik Kongresi düzenlenmiştir. En son meslek etiğinde kuşak farkı konulu 7. Türkiye Kongresi Ankara'da yapılmıştır. Ayrıca 21-22 Eylül 2012 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte 1. Uluslararası İş Etiği Kongresi'ni Ankara'da gerçekleştirmiştir.
Bugüne kadar 7 kez Haksız Rekabet Kongresi, 11 kez Muhasebe Forumu düzenlemiştir. 1994 yılından beri üyesi bulunduğumuz Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu İFAK bünyesinde kurulan kısadı İESPA Uluslararası Muhasebe Meslek Mensupları Etik Standartları Kurulu tarafından oluşturulan ve yayımlanan etik kuralların çevirisi yapılarak muhasebe meslek mensupları için Etik Kuralları El Kitabı adıyla meslek mensuplarının kullanılması sunulmuştur. Bu Etik Kurallar Kitabı en son 2015 yılında güncellenmişti. Ancak burada hocam bir bilgi verdi. 2016 yılının yayınlanan el kitabı TÜRMOB'da çeviri yapılıyor şu anda. Yakında kullanıma sunulacak ama hocam 2010 yeni çıkandan da bahsediyor. 2019. Demek ki hızına yetişemiyoruz bu YESPA'nın. Gerçekten çok hızlı çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum ayrıca. Değerli katılımcılar, etik değerlerin toplumun her kesimince benimsenmesi ve etik kuralların herkes tarafından öğrenilmesi birey ve yurttaş olmanın gereğidir. Etik değerlerin toplumda genel kabul görmesi bu değerlerin tüm toplum tarafından benimsenmesiyle mümkündür. Burada Amerikan yurttaşlar hakları hareketinin lideri Martin Luther King'in ait olduğu bir sözü hatırlamak mümkün değildir. Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelere, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlaki değerlerine bağlıdır demektedir. Etik ve ahlaki değerlerin tüm dünyada, yani günümüzde, yerlerde süründüğü bugünlerde biz meslek mensupları olarak etik değer ve ilkelerimize sımsıkı sarılmalıyız. Zira etik ilkelerimiz mesleki faaliyetlerimizdeki tehdit ve risklere karşı sigortamızdır. Sözlerime etik ile ilgili bir iki sözle son vermek istiyorum. Etik iyi yönetimin temelidir. Ve eğitici arkadaşlarımızın da sürekli söylediği gibi sen doğru olanı yap. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet Erol Üstad hem 10 dakikalık süreye çok iyi şekilde uydu. Çok teşekkür ediyorum. Evet çok çalıştım. Şimdi çarpıcı bilgiler de var. Ben kendi adıma şeye şaşırdım söyleyeyim. Biz tabii hep böyle etik komisyonla meslektaşlarla birlikte olduğumuz için ben herkes bu etik eğitimini alıyor. Bürolara bu belgeyi ruhsatı asıyor zannediyorum. Halbuki %5 filanmış. Demek ki ben %95'ini muhasebecilerini tanımıyormuşum. Onu da anlamış oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine 10 dakikalık değerli sunumunu yapmak üzere Sayın Fikret Sevilcioğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Yüklemiştik değil mi? Yüklendi mi? Göndermiş. Şey, Berk Bey burada mı? Hadi yükledin ya. Bir deneyelim. Bu değil. Biz burada otururken ekran gözüküyor mu? Bayağı bir şey açtım. Denedik sonra. Berk Bey'e mail atmıştık. Ama çok geri gidersek gözükmüyor. Şöyle yapmayacağım. Çağırın mı? Valla iyi olur. Bakar mısınız? Etik videosu şu mu acaba? Şu, evet. Öbür köşe. Bu şeyin video mu? Video değil. O zaman yanında var. O sağ. Evet evet tamam. Şimdi gör. Ben hep sol tarafa bakıyorum. Neden? Hep sola bakmış. Süper. Mesajı da verdiniz. Tekrar merhaba. İsmim Fikret Sevilcioğlu. 10 dakikada sunumu bitirmeye çalışacağım. Uzun yıllar uluslararası bir denetim şirketinde çalıştım. Kısaca kendimi tanıtayım ki belki ileriki soru bölümlerinde de daha rahat sorular sorarsınız. Bir bağımsız denetim şirketinde çalıştım. Daha sonra kendi şirketimi kurdum ve uzun yıllardır da özellikle kendi şirketimi kurduktan sonra çok ağırlıklı olarak beyaz yaka suçları, iç kontrol sistemlerinin denetimi, yapılandırılması, suistimal denetimi, rüşvetle mücadele konuları gibi konularda mesleğime devam ediyorum. Ben de serbest muhasebeci mali müşavirim. Biraz yönümü değiştirdim. Aynı zamanda da sivil toplum örgütlerinde de bu öğrendiklerimizi hem aktardığımız hem de yeni şeyler öğrendiğimiz yeni yerler var. Bunlardan bir tanesi Etik ve İtibar Derneği. Bugün de Etik ve İtibar Derneği yönetim kurulu üyesi olarak buradayım.
Etik ve İtibar Derneği kaç sene önce kuruldu tam olarak emin değilim. Bahar 8 seneymiş. 8 sene önce kurulan özel sektörde etik konusunun, uyum konusunun yüceltildiği, etik uyum programları diyoruz, birazdan detaylarını konuşuruz. Onların uygulaması, yönetilmesi, monitoringi gibi konuları özel şirketlere anlatıyoruz. Onlarla beraber tartışıyoruz. Ve bu etik konusunu özel sektörde tartışıyoruz. Ben sunumumda daha farklı bir yerden gideceğim. Size iki tane araştırma, hem de çok taze taze olan iki araştırmadan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi iş suistimali ve istismar üzerine uluslararası rapor ismi. Türkçe'ye çevrilince böyle enteresan bir isim oluyor. Ama çalışan suistimallerini inceleyen Amerika'da dünyanın en büyük derneklerinden bir tanesi. Uluslararası Suistimal Denetçileri Derneği gibi bir ismi var. Bu derneğin yapmış olduğu çalışmadan bazı bulguları sizinle paylaşmak istiyorum. Ama etik diyoruz ama etiği böyle biraz yukarıda değil de şöyle masanın üzerine koymak ve dokunmak için, hani etik neyle alakalı, ne tip konular olursa etik dışı davranışlar veya yasal olmayan davranışlar olur, onlardan bahsedeceğim. Etik olmayan davranışlar ve yasal olmayan davranışlar diye de ikiye ayırıyoruz bu arada. Yani yasal olan bir davranış etik olmayabilir. Eğer bir şey yasalsa %100 etiktir, yanlış. Bir bunu ortaya koyalım, öyle devam edelim. Biz 3 tane konuyu bir şirkette, özel sektörde etik olmayan ve yasal olmayan davranış olarak sınıflandırıyoruz. Bir tanesi yolsuzluk, görebiliyorsunuz değil mi? En tepede bu suistimal ağacı diyoruz buna. Yolsuzluk, diğeri varlıkların kötüye kullanılması ve mali tablo suistimalleri. Belki çoğunuz mali tablo suistimallerine bir yakınlığınız var meslekten dolayı. Sanki bizim işimiz oymuş gibi düşünüyorsunuz. Ama bu böyle ufak bir nokta. Veyahut da önemli noktalardan sadece bir tanesi. İki tane daha nokta var. O altlarını da çok kısaca vereyim. Yolsuzluk dediğimiz an aklımıza şunlar gelmesi lazım bu teknik çerçevede. Çıkar çatışmaları. Akraba falan diyoruz ya, o tip konular. Rüşvet. Yasa dışı bağışlar. Ve ekonomik zorlama. Bütün bunların altında da dallar var. Dallı budaklı, çok geniş bir ağaç. Bu konulardan bahsediyoruz yolsuzluk dediğimizde. Diğer konu varlıkların kötüye kullanılması. O da şirketin kasasından paranın çalınması, şirkete verilen masrafların şişirilmesi, fiktif faturaların şirkete sunulması. Aklınıza gelecek bu tip her türlü konu şirket varlıklarının kötüye kullanılmasının altına giriyor. Mesela çalışmayan bir çalışanın, çalışmayan bir kişinin şirkette çalışıyormuş gibi gösterilmesi de bu bölüm. Üçüncüsü de sizin daha çok yakın olduğunuz veya mesleki olarak kendinizi daha iyi hissedeceğiniz mali tablo suistimalleri. O da gelirlerin arttırılması, fiktif bir şekilde, hileli bir şekilde giderlerin düşürülmesi veya zamanlamayla oynayıp bir şekilde mali tablo okuyucularına doğru olmayan bilgilerin sunulması. Bunlar benim yapmış olduğum mesleğin içinde sahada çalıştığımız, şirketlerde incelediğimiz konulardır. Bununla ilgili uyumsuz olan her şey bizim etik olmayan davranış, uyumlu olmayan davranışların içine giriyor. Bu rapor da zaten bunlarla ilgili çalışmaları yapmış. Şimdi rapor şunu söylüyor. En fazla olan suistimal türü mali tablo suistimalleri. Yani şirket giderlerinin, bir çalışanın şirket giderini fazla gösterip fazla para alması, kasadan para çalınması, bankadan para çalınması gibi konular, stoktan para çalınması. Diğeri yolsuzluk, miktar olarak daha fazla olan yolsuzluk. En fazla olan mali tablo varlıkların kötüye kullanılması. Çok sık oluyor ama zararı daha düşük. Ondan daha fazla tehlikeli olanı yolsuzluk. Daha az oluyor ama maliyeti daha yüksek. En az olanı ama maliyeti en yüksek olanı da mali tablo suistimalleri. Böyle bir sonuç çıkmış. Bakın burası önemli. Suistimaller nasıl saklanıyor? Buradan ben muhasebe mesleğine bağlayacağım. O nedenle burayı veriyorum. Şimdi suistimal olduğu zaman bir şirkette, hileli bir şey olduğu zaman bu saklanıyor. Bizim de görevimiz suistimal denetçileri olarak bunları çıkarmak ortaya. Bu çalışma şunu gösteriyor. En fazla sahte fiziksel belgeyle suistimaller saklanıyormuş bir şirkette. Daha sonra fiziksel belgelerin değiştirilmesi. Muhasebe sisteminde hileli işlemlerin oluşturulması, böyle gidiyor. Hepsini tek tek okumayayım. Bakın şu beyaz olarak çıkardığım oklar dökümanlarla oynanarak, sahtecilik yapılarak gizlenen suistimaller. Kırmızıyla getirdiğim ise tam bizim
bizi ilgilendiren olayın kalbindeki suistimaller. Yani YMİ kaydıyla oynanarak, YMİ kaydını değiştirerek yapılan suistimaller. Gördüğünüz gibi iki tane saklama türünden en önemlisi bizim mesleğimizle birebir alakalı. Peki suistimaller nasıl tespit ediliyor? Kendi konumumuzu oturtmak adına şimdi bunları anlatıyorum. Soru cevaplarda açarız. Suistimalleri tespit eden en muhteşem yöntem ihbarlar veya bildirimler. İsmine ne dersiniz? En fazla %40'la yani 100 suistimalin 40'ı şirket içinde birisinin bunu ihbar etmesiyle ortaya çıkıyor. Çünkü özü itibariyle suistimaller gizli yapılan bir şey. Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak çok zor. Bu nedenle de birisinin ihbar etmesi lazım. Daha sonra iç denetim geliyor. Size de konuşuruz onu biraz. Daha sonra yönetim kontrolleri geliyor. Gördüğünüz gibi böyle aşağı doğru devam ediyor. Bakın dış denetim kaçıncı sırada? 100 vakanın sadece %4'ü dış denetimle çıkıyor ortaya. Tespit ediliyor. Eğer şuraya bakarsanız tesadüfen %7. Tesadüfen ortaya çıkan suistimal vakası 100 vakadan 7'si. Bu ihbarlar nereden geliyor? Çünkü muhasebeci olarak olayı anlamaya çalışacağımız için ihbarların çok büyük bir kısmı doğal olarak çalışanlardan geliyor. Sanki hep şunu düşünüyoruz. Bir şirkette ihbarlar çalışanlar tarafından bildirilir. Oysa rapora baktığınızda yaklaşık %50'si dış dünyadan geliyor. Bu da şirketlerdeki ihbar hatlarıyla ilgili önemli bir bulgu. Paylaşmak istedim. Ve gelelim bu üç tane konudan ihbar hatlarının bize, yani birilerinin bize bunu şirket içinden söylemesiyle tespit ettiğimiz suistimal türüne. Üç suistimal türünden, yani yolsuzluk, varlıkların kötüye kullanılması ve mali tablolardan en önemlisi yolsuzluk. Çünkü yolsuzluğu bulmak bir teknikle, suistimal tekniğini araştırmak da çok zor. Ancak içeriden bir ihbarın gelmesiyle mümkün. En fazla ihbarla ortaya çıkan suistimal türü de yolsuzluk. Yaklaşık %50'si. Ve gelelim direkt bizi vuran kısma, raporu. Departmanlar bazında vaka oranı ve zararlar. Üzülerek söylüyorum ki vaka oranı yani 100 vakadan 14'ünde muhasebe işin içindeymiş. En fazla. Zarar olarak da ikinci sırada. Onu da şurada göstereyim. Pardon. Zarar olarak da daha sonrakinde miydi? Hayır. Gösteremiyormuşuz. Onu demek ki vazgeçmişim daha sonra. Zarar olarak yani $212,000. Bu evrensel bir rapor olduğu için dolar olarak veriyoruz. Daha sonra operasyonlar, satış geliyor. Bakın bu çalışmada yine bizim muhasebeciler olarak en çok kırılgan olduğumuz yerleri gösteriyor. O da suistimal türü açısından en fazla mali işleri, muhasebeyi etkileyen suistimaller. Birincisi çek ve ödeme tahrifatları, daha sonra fatura suistimalleri. Nakit aşırma gibi konular en fazla mali işler departmanında veya muhasebecilerin içinde olduğu suistimaller olarak ortaya çıkıyor. Mesela çok kırmızı bir yer görüyorsunuz. Üst düzey yönetim. Bakın yolsuzluğun altında. Şirketlerde yolsuzluk üst düzey yönetim içinde değilse olmuyor zaten genelde. Yani aşağıda yapılamıyor. Bu çok enteresan bir çalışma. Daha sonra bakmanızı tavsiye ederim. Vaktim az. Hemen ikinci çalışmaya geçiyorum. İkinci çalışmada Şeffaflık Derneği diye bir dernek var dünyada. Transparency International. Her sene ülkelerdeki yolsuzluk algısı ile ilgili bir çalışma yapıyor. Buna göre de şöyle bir harita çıkarıyor. Harita kırmızılaştıkça durum fena. Sarılaştıkça durum oldukça iyi. Hızlı geçeceğim için çok hızlı anlatıyorum. Şunu söyleyelim. Türkiye'nin durumu son 5 senedir en kötü giden 5 ülkeden birisi. Türkiye'de yolsuzluk çok fazla oluyor bu çalışmaya göre. Birinci sırada Yeni Zelanda var. Son sırada da Somali'nin olduğu, 180 ülkenin olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Burası da yani içinde bulunduğumuz toprakların ne kadar riskli olduğunu bilirsek ona göre birazdan daha farklı sorularla olayları açabiliriz diye düşünüyorum. Biz Etik ve İtibar Derneği'nde konuştuğumuz konulardan bir tanesi özel şirketler dedik. Özel şirketlerde etik uyum olsun dedik. Bunu hem iyi diye yapanlar var doğal olarak ama bir gerçek var. Dünyada bazı yasalar var ki inanılmaz sopalar. Özellikle Amerika'da bir kanun var ki Amerikalıysanız veyahut da Amerika ile beraber bir iş şeyler yapıyorsanız onun bir detayı var. Türkiye'de bile sizi cezalandırabiliyorlar. Dünyanın en büyük para cezalarını Fransız şirketlerine verdiler, Alman şirketlerine verdiler. Bunun ismi ABD Yurt Dışı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu. Bundan dolayı çok ciddi bir etik uyum programı çalışması var şirketlerde. Ve bunların hep odağında da mali işler oluyor. O nedenle söylüyorum. İkincisi İngiltere'deki kanun.
Bir diğeri de bizim de esasında imzaladığımız OECD'nin rüşvetle mücadele kanunu. Eğer bir Türk şirketi Tacikistan'a gidip rüşvet verirse aynı Türkiye'de vermiş gibi cezaevine girmeli. Bu kanun onu söylüyor. Fakat giren yok. Yani uygulanmıyor. Fransız Sapintu daha birkaç ay önce devreye girdi. Fransızlar da rüşvetli mücadele kanununu çıkardı. Ve Brezilya temiz şirket kanunu. Bunun gibi birkaç kanun daha var. Türkiye'nin rüşvetli mücadele kanunu yok. Hiçbir niyet de yok. Etik uyumla ilgili şöyle bir toparlama yaparak bitireceğim. Etik uyum bir şirkette, yani etik olmayan davranışları bir şirkette nasıl azaltırız? Yasal olmayan davranışları nasıl azaltırız? Bunun için bir ortam sağlamak lazım. Böyle sağlayalım, hadi bir etik eğitimi verelim dediğin zaman olmuyor. Bu birkaç tane şey var. Bir tanesi etik liderlik. Balık baştan kokarla açıklayayım, daha sonra açalım. Ne kadar yukarısı iyiyse, ne kadar güzel mesajlar verip sahada güzel bir şeyler yapıyorsa o lider, aşağıda o mesajı veriyor. Etik personelin alınması için çalışmak, bunun için uğraşmak. İletişim. Bir şirket çalışanlarından ne bekliyor? Mali işten ne bekliyor? Satıştan ne bekliyor etik davranış olarak? Bunların söylenmesi. Etik karar verme. Bence bugün konuşmamız gereken bir konu. Birisi oturup bir karar verirken etik nasıl karar vermesi lazım? Canan'ların kitabında mesleki yargı diye bir şey kullanmıştınız. Mesleki karar verme esasında. O esnada kendinize soracağınız sorular neler? O karar verme mekanizması. Etik eğitimler, online veya yüz yüze fiziksel eğitimler. Ve etik uyum ihlallerinin bildirilmesi. Bunlar bizim bu etik uyum ortamını sağlamak için üzerinde durduğumuz konular. Sonuncusu burada yazmadık. O biraz daha farklı, iç soruşturmalar. Eğer birisi bir şeyi ihlal ederse onun soruşturulması, gerekirse de disiplin cezasının verilmesi gerekiyor. Böyle bir zincir bu. O cezayı verdikten sonra yeniden uyguluyorsunuz. Daha iyi bir ortam sağlamaya çalışıyorsunuz. İçeride belki yine sorunlar oluyor ama daha da iyileştirmek için sürekli bir uğraş içinde oluyorsunuz. Bu da sanıyorum son slaydım. Esasında yapmaya çalıştığımız, düşünün şirketlere, sizin de çalıştığınız veyahut da hizmet verdiğiniz. Bir şirkete geçmişi, ailesi, dini, ırkı, arkadaşları, farklı olan insanlar bir şirkete giriyor. Sonra şirket onlardan bir etik şey bekliyor, davranış bekliyor. Esasında çok zor. Herkesin yetiştiği şeyler farklı. O nedenle esasında bu sürülmüş alan, sürülmemiş tarla, sürülmüş tarla gibi vermeye çalıştım. Esasında biz bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Bir referans noktası. Herkes belli ölçüde bir yönde hareket etsin. Belli bir yönde karar versin. O da etik karar verme, uyum karar verme. Onun için de işte nasıl vicdanımız var? Temiz vicdan, sıkıntılı vicdan. Şirketlerin de vicdanı var. Bence şirketlerin vicdanı da işte bu etik uyum programları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularla açıklayalım. Fikret Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli, aydınlatıcı bir sunum oldu. Tabii Fikret Bey mali tablo suistimallerinden bahsetti. Tabii mali tablo deyince hep genellikle özellikle denetlenmiş mali tablolarda bir problem varsa suç hep bağımsız denetçiye gider. Dolayısıyla biz şimdi bir bağımsız denetçi yönünden de bunu dinleyelim, etik davranışı. Bunun için de PricewaterhouseCoopers'dan Ersin Kiraz bize sunumunu paylaşacak. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. İsim Ersin Kiraz. PwC Türkiye Vergi Bölümünde çalışıyorum. Kıdemli müdürüm. Aynı zamanda şirketimizin vergi bölümünün de bağlı olduğu etik komitesinin de üyesiyim. Bugün aslında sizlere biz PwC Türkiye olarak etik konusuna nasıl yaklaşıyoruz onu anlatıyor olacağım. Aslında bizim bir etik komitemiz var ve 6 kişiyiz. Aslında herkesin burada olmasını isterdik ama sadece ben gelebildim. İsterseniz yavaşça ben size anlatayım. İş etik kuralları nedir? Aslında bizim bir yazılı kurallarımız yok. Bizim her çalışanımıza verdiğimiz kitapçığımız var ama o kitapçıkta bunu yaparsan bu etik dışı bir davranıştır, bunu yaparsan bunun cezası vardır diye bir kurallar silsilemiz yok ve yazılı bir kitapçığımız yok. Ama bununla birlikte bizim neyimiz var? Globalden gelen bir politikamız var, değerlerimiz var. Ve her çalışanımıza vermiş olduğumuz bir el kitapçığı var. Dolayısıyla biz her işi aldığımız arkadaşımızın bu kitapçığa göre hareket etmesini bekliyoruz.
Ve bunun da yaptırımları var tabii ki ama dediğim gibi bu yaptırımların da bir yazılı bir metni yok. İçimizdeki bu kurulun vermiş olduğu kararlar neticesinde yaptırımlarımız oluyor. Bizim aslında günün sonunda gelmek istediğimiz temel nokta güven oluşturmak. Günün sonunda biz bir denetçiyiz, bir danışmanız ve bir mali müşaviriz. Dolayısıyla müşterilerimize, hem toplumdaki diğer kişilere, hem çalışanlarımıza güven oluşturmamız bekleniyor. Dolayısıyla biz nasıl güven oluştururuz? Bunun yolları var. Bunlardan bir tanesi iş yapış şeklimize güven oluşturmak. Biz aslında işte Big Four denen şirketlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla piyasadaki rekabetçi ortamdan biz de çok etkileniyoruz. Ama bizim de etik temellerimiz var, etik değerlerimiz var. Dolayısıyla bizim de adil rekabetten yana olmamız bekleniyor. Bağımsız olmamız bekleniyor her denetçi gibi. Rüşvet ve yolsuzluk eleme dahil olmamız gerekiyor. Müşteri taahhütlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yani sözleşmedeki hükümleri, verdiğimiz taahhütleri zamanında ve doğru biçimde yerine getirmemiz gerekiyor şirket olarak ve birey olarak. Ve bunun dışında kara parayı aklamayı önleme politikasına da sadık kalmamız gerekiyor. Güncel mevzuata istinaden her müşterimizden ilgili belgeleri toplayıp sözleşme imzalanmadan evvel önce biz bunun bir tespitini yapıyoruz. Orada bir risk değerlendirmesi yapıyoruz. Eğer varsa bir aksilik, o müşterimizle sözleşme imzalamıyoruz. Ya da o aksiliğin giderilmesinden sonra sözleşme imzalıyoruz. Dolayısıyla iş yapış şeklimizde biz öncelikli olarak zaten bu değerlere sadık kalarak müşterimize hizmet vermeye başlıyoruz. İkincisi birbirimize karşı güven oluşturmak. Bu da aslında çalışanlarımızın, yani kendi içimizde bir güven oluşturmak. Çalışanların şirkete ve şirketine çalışanlara güven sağlaması ve güven duyması lazım. Bu sene globalde değişen etik kitapçığımızda Speak Up diye bir slogan geldi. Biz bunu Türkçe'ye sessiz kalma konuş diye çevirdik. Çünkü kültürümüz gereği çok sessiz kalıyoruz bu konularda. Dolayısıyla şirketimiz globalden ve Türkiye'deki PwC Türkiye olarak şirket çalışanlarını bu sorumlulukla aslında baş başa bıraktı. Ve bunu da zaten ofisimizin her yerinde astık. Eğer etik dışı bir davranışla karşı karşıya kalıyorsan sessiz kalma, konuş mottosunu getirdik. Ben etik komitesinde olduğum için şikayetler geliyor. Maalesef çok az şikayet geliyor. Maalesef diyorum. Çünkü aslında bence etik dışı bir şeyler oluyor. Ama insanlar bunu dile getirmekte çekiniyorlar. İşte etik ihlalleyen şikayetlerin sayısı az olması demek aslında şirketin çok etik olduğu anlamına gelmemeli bence. Dolayısıyla şikayetlerin gelmesi ve onların çözümü bu şikayetlerin uzun vadede azalmasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Maalesef de kültürümüz buna çok yatkın değil. Ama yavaş yavaş yeni nesille beraber bu biraz değişiyor. Mislemeye karşı şirketin çalışanlarını koruması lazım. Bu ne demek oluyor? Etik dışı bir davranış işlendi ve ben bunu gittim şikayet ettim etik komitesine. Etik komitesi de gereken yaptırım yaptı. Ama günün sonunda birkaç ay sonra şikayet edilen taraf misilleme yaparak o kişiye tekrar bir etik dışı davranışta bulundu. Şirketin bunu önlemesi lazım ki şikayetlerin sayısı azalsın ve şikayet edilen bu yaptırımdan gereken dersini alsın. Dolayısıyla misilleme yapılacak korkusu insanların şikayet etmeme alışkanlığı edinmesinde şirket istemiyor. Şikayet kanallarımızı çok açık tutuyoruz gerçekten de. Mail yoluyla, telefon yoluyla, şirket içindeki bazı kanallar vasıtasıyla şikayet kanalları çok açık. 7/24 herkes şikayet edebiliyor. Taciz, mobbing konuları maalesef çok gündemde her yerde olduğu gibi. Dolayısıyla bununla dile getirmekte çok çekinen arkadaşlarımız mevcut. Şirket bunlar için de bir gizlilik politikası çerçevesinde bu konuları işliyor, bu soruşturmaları. Dolayısıyla bu konularda çok hassas davranıyoruz. Bir yandan da şirketimiz çok büyük bir şirket aslında. Dolayısıyla her dinden, dilden, ırktan insanlar, çalışanlarımız mevcut. Ve şirket olarak da bu insanlar, bu çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapmamamız bekleniyor. Toplumda güven oluşturmak, burada da bizim aslında bir değerimiz var. Bu nedir? Sonuç olarak biz bir denetim şirketiyiz, danışmanlık şirketiyiz. Ve bizim yaptığımız, yazdığımız, imzaladığımız bütün raporlar, çalışmalar bir şekilde bir yerlere ulaşıyor. Ve gerçekten de bu rapor imzalandığı vakit karşı tarafın
evet bunu işte bu şirket imzaladı. Dolayısıyla bu şirketin aslında itibarı da bu şekilde. Dolayısıyla aslında ben buna itibar ederim, buna güven duyarım algısını yaratmamız lazım. Ve bu yaratılan algıyı da bozdurmamamız lazım. Dolayısıyla bu da bizim çok önemli bir konu. Ve hukukun üstünlüğünü her zaman için destekliyoruz. Ve son olarak da bilgiyi kullanma şeklimizde güven oluşturmak. Bu da çok hassas çünkü teknolojiler ilerledikçe bizim de bilgiye erişimimiz ve bilgi kullanma şeklimiz değişiyor. Dolayısıyla bizim müşterilerden çok sık data alıyoruz. Sizler de öyle. Dolayısıyla bu almış olduğumuz bilgileri ve dataların mevcut mevzuat çerçevesinde korunması ve kullanılmasına çok özen gösteriyoruz. Bir yandan da sosyal medya çok aktif. Çalışan yeni nesil arkadaşlar çok aktif kullanıyorlar. Sosyal medyada müşterilerimize ilişkin gizli bilgilerin ifşa edilmesine ilişkin önlemler alıyoruz. Ve bunları tespit ettiğimiz zaman da gereken yaptırımlar uygulanıyor. Ve çok sık oluyor. İşte müşterilerimize gidiyoruz. İşte bir sohbet sırasında bize özel şirket bilgilerini veriyorlar. Hem işimiz gereği hem de samimiyetten dolayı. Bizim bu bilgileri, içeriden aldığımız bilgileri dışarıya aktarmamamız ve bunları da kendi menfaatimiz için kullanmıyor olmamız bekleniyor. Günün sonunda aslında etik bizim için şirketin risk yönetiminde bir parça. Aslında biz etik derken bir risk yönetiyoruz. Çünkü gerçekten bu saydıklarımızın ihlali durumunda şirketin hani itibarı zedelenebilir. Hem regüle bir piyasada iş yapıyoruz. Dolayısıyla kanun yaptırımlar olabilir. Bu şirketin kapatılmasına kadar gidebilir maalesef. Ve günün sonunda da hukuki süreç başlatılabilir şirketimiz ve kişiler adına. Dolayısıyla hepsine baktığımız vakit gerçekten de bir denetim firması, bir danışmanlık şirketi olarak çok hassasla yaklaştığımız bir konu, etik konusu. Teşekkür ediyorum herkese. Evet Ersin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu sessiz kalma konuş politikaları, belki soru cevap kısmında da bununla ilgili ilginç vakalar da varsa paylaşabilir bizde. Şimdi dış denetim kısmından baktık. Biraz da iç denetim kısmından izninizle bakalım. Hem bankacı kimliğiyle, Odea Bank'ın teftiş kurulu başkanı kendisi. Hem de bir iç denetçi gözüyle bizde deneyimlerini paylaşmak üzere Tolga Üstad'ı şimdi davet ediyoruz. Estağfurullah. Ben tabii 1.60'lık boyumlu. Bunları her zaman böyle ne zaman bir yere çıksam indiririm. Çünkü benden önce sahneye alan herkes sağ olsun bunu şey yapar. Çok özür dileyerek açıyorum efendim. Şimdi efendim ben Deniz, Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nde yönetim kurulu üyesiyim çünkü bir iş denetçiyim. Odea Bank AŞ'nin de teftiş kurulu başkanıyım. Son 7-8 aydır buradayım. Daha önce başka bir bankadaydım. Ve daha önceki o başka bankamda da bayağı uzun yıllar çalıştım yani aynı kurumda. Bu sunumu hazırlarken ben işte hocalarıma sordum. Sağ olsunlar davet ettiler. Hani nasıl bir şeyle ilerlemem gerekir diye. Deneyim paylaşacağız dediler ama sonradan bir haber geldi. Dendi ki KGK'da 2 krediymiş. O zaman dedim madem 2 kredi var ben ders anlatmalıyım. Hepinizi o yüzden şimdi çok sıkacağım, uyutacağım. Adım adım teorinin üzerinden geçeceğiz. Çünkü teori olmadan pratik olmaz. Neden? Çünkü ben müfettişim. Yani sıkıcı bir insanım. 9 dakikamız var. Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum. Ahlak tanımlayacağım, etik tanımlayacağım. Ama bunların hepsini sizler biliyorsunuz. Çünkü az önce elinizde aldığınız kitapçıkta bunlar çok güzel tanımlanmıştı. Fakat gerçekten şaka yapmıyorum. Şu teorilere bir bakmak istiyorum çünkü bir yere bağlayacağım. Hani etik aslında ahlak dediğimiz kavramı rasyonalize eden ve hayatımıza getirdiğimiz pratikler, kurallar, normlar. Şimdi bunu, bu bir felsefe. Bunun detayında hem bunu tanımlayan hem de belirlenmiş kalıplar içine alan bir de meta etik dediğimiz benim hiç girmeyeceğim detaylar da var teorilerde. Fakat özellikle nasıl bir eylemde bulunmalıyız, nasıl yaşamalıyız, nasıl insan olmalıyız, iyi nedir, doğru nedir, yanlış nedir, bunun üzerine daha çok giden normatif etik dediğimiz teori. Bunun da aslında birkaç detayı var. Çok severim teleolojik yani sonuçsalcı yaklaşım. Diyor ki yani bir şeyin sonucu iyiyse o etiktir kardeşim. Tamam. Bunun egoist ve faydacı olarak ikiye böldüğünde de benim işime yarıyorsa iyidir egoist. Herkesin işine yarıyorsa iyidir. Yani olay sonuçtadır diyor. İkincisi
daha böyle deontolojik, yani ödevsel. Yani sonuca bırakılacak kadar basit bir konu değildir bu etik. Aslında belirli kurallarla neyin iyi etik olduğunu, neyin iyi olduğunu, neyin doğru olduğunu benimsememiz lazım ki bunun çevresinde dönsün diyor. Şimdi sizin elinizdeki kitapçıkta burada anlattığımız şeylerde sanki biraz buraya doğru gidiyoruz değil mi? Biraz buraya gidiyoruz. Erdem tarafı, yani hiçbir kurala gerek yok, sonuca da gerek yok. Zaten içte olan budur, iyi olan budur diyor. Bu da çok uç nokta. Yani ben özellikle işletme tarafına gireceğim. Yani iş denetçiyim, bir işletmede çalışıyorum. Bir de yani yönetim kurulu üyesi olduğumuz dernekten yola çıkarak bu kadar uca gitmiş çok fazla örnekte göremiyoruz işletmelerde. Sizin müşterilerinizi düşünün. Yani kuralsız bıraksak herhalde neye döner memleket bilmiyorum. Şimdi bunu çok kısa özetlersek, ihtiyacı olan birine yardım etmek etik bir davranış. Peki, çok güzel. Faydacı olan diyor ki buradan bir fayda varsa etiktir. Ödevci olan kurala bağlıysa, işte etik kurallar, ilkeler vesaire ona uygunsa etiktir. Erdemli olan, yani zaten bunu sorgulamaya gerek yok. Yani ihtiyacı olana yardım etmek zaten gerekir diyor. Şimdi buradan ilerliyoruz. Nereye geliyoruz? Meslek etiği. Şimdi mesleği, muhasebe meslek, doktorluk meslek, kütüphanecilik meslek, terzilik meslek. Şimdi iş denetim enstitüsünden geldiğim için bize göre iş denetim de meslek. Niye? Çünkü işte bir sertifika gerekiyor, bir eğitim gerekiyor, yetkinlik gerekiyor, ehil olmak gerekiyor, bir örgüt olması gerekiyor. Bu örgütün sizin haklarınızı savunması gerekiyor vesaire. Bunların hepsine biz de sahibiz. Ama burada muhasebe, mali müşavirlerle beraberken tabii ki de neyi konuşacağız? Muhasebe bir meslek. Şimdi meslek dediğimiz şey aslında biz bunları yüceltmek için meslek sahipleri olarak ve meslek odaları olarak diyoruz ki biz mesleği para kazanmak için yapmıyoruz. Değil mi? Biz aslında bu meslek sahipleri olarak memlekete hizmet için yapıyoruz. Dünyaya hizmet için yapıyoruz. İnsanlara yardımcı olmak için yapıyoruz. Zaten böyle yapıyorsak da biz etik davranmak zorundayız. Yani en uç nokta erdem. Tamam. Peki oraya vardık mı? Para kazanmayacak mıyız? Bir şeyler yapmayacak mıyız? Rekabet olmayacak mı? Sizin en çok hani üzerinde konuştuğunuz noktalar. Biraz aşağıya geldik. Ödev tarafına geçtik. Yani sonuçsalcıya hiç inmeyelim. Oraya gidersek Adam Smith'lere, Milton Friedman'lara gideceğiz. Yani toksik atıklar faydalıdır. Yeter ki kar edelim diyen bir görüşe kadar ineceğiz. O yüzden biz ödevde kalalım. Ne yapacağız? Etik ilkeler, etik kodlar getireceğiz. Nereye giderseniz gidin. Şimdi sizin kitapçığınızda da bunlar var. Mesleki ilkelerde genellikle doğruluk, yasallık, yeterlik, ehil olma, sır saklama, güvenirlik hep bunlar çevresinde gider. Çünkü zaten evrensel olarak iyi olma, doğru olma bunların çevresinde döner. O yüzden de genel çerçeveyi tanımlayan ödev tarafından hangi çerçeveyle gideceğiz? Mesleğimizin ilkeleri nedir? İşte bunlar üzerine. Şimdi bu dokümanlar sanıyorum herkese dağıtılacak değil mi? O yüzden ben bir örnek olarak bu bankacılık ilkelerini buraya koydum ama üzerinden geçmeyeceğim çünkü sanırım 3 dakikam kaldı. Bunu hızlıca geçiyorum. Soru cevapta geçeriz. Tabii ki iş denetim tarafında da bizim de etik kodlarımız var meslek olarak. Peki meslek bir tarafta, hepimiz bir meslek sahibiyiz, doktoruz, işte avukatız, muhasebeciyiz vesaire. Ama bir de eğer biz bir şirkette çalışıyorsak, bir işletmede çalışıyorsak onun da bir etik kodu olması artık elzem. Çünkü bütün iş denetçilerin çalıştığı işletmenin, çalışanların nasıl bir etik düzende yürüyeceğine dair bir düzenleme gerekiyor. Çok güzel. Etik kodlarda neler var? Niçin gerekiyor? Bir kere küreselleşme bizi buna doğru itiyor. Çünkü ahlak dediğimiz kavram ve kültür dediğimiz kavram her tarafta bambaşka. Her tarafta bambaşkayken biz genel geçer bir doğrunun peşindeysek, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tanımlamıyorsak, ödev tarafına işaret ediyorum. Ya sadece sonuca göre bırakıyoruzdur. Bu zaman dünyanın neresine giderseniz gidin bunu yapın demek tutmayacaktır. Ya da çok iyi niyetliyizdir. Erdem tarafına bırakıyoruzdur. İşte kuralsız bir dünyada ne yazık ki de her zaman istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Burada örnek olarak tartışmalarda geçecektir. Türkiye İş Denetim Enstitüsü'nün kurumsal etik kuralları var size gelecek olan dokümanlarda. Bir tane de bir işletmenin etik kodunu buraya koydum. Burası bir banka. Şeyleri düşünürseniz genel ilkeleri, bu ilkelerin biraz daha tanımlanmış davranış kurallarına
inmiş halini burada görüyorsunuz. Yani ben yasalara uyacağım ama nasıl uyacağım? İş yerinde hangi kurallara uyacağım? Hediye nasıl kabul edeceğim? Nasıl takdim edeceğim? Sahada da bu işletmenin tanımlanmış değerleri var. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi işletmenin içine işlemiş olan değerlerle pratiğin arasında bu etik kuralların ve davranış kuralları talimatı da deniyor bazı yerlerde. Bunların birbiriyle linklenmiş olması gerekiyor. Fikret Bey söyledi. Bunun bir sonraki adımı da aslında daha detaylı olanında biraz daha detaylandırılmış disiplin talimatları. Şimdi eğer işletmenizde detaylandırılmış disiplin talimatlarını devreye aldıysanız hangi hareketin ne şekilde algılanacağı, bunun ne şekilde yaptırımla karşı karşıya kalacağı veya yaptırımın derecesini anlatırsanız o zaman bu konuda etik konularda karar verecek olan yöneticilerin de işini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Fakat kültür dediğimiz şey o kadar enteresan bir şey ki mesela bizim memleketimizde şöyle bir şey vardır. Hani bizim memleketimiz demeyeyim ben. Bütün Yunanlarla, Balkanlarda çok çalıştım, Orta Doğulularla çalıştım. Hani Akdeniz'de daha çoktur ama dünyanın neresine giderseniz gidin. Kurallar etrafından dolaşılmak için yapılır. Yani biz o kadar düşündük, ödev dedik, teori dedik, ilkeleri koyduk, davranış kuralları talimatını koyduk. Bir de üstüne adım adım her türlü davranışı koyduk. Bu sefer etrafından dolaşılacak kurallar yaratmış oluyoruz. Bazen şununla karşılaşabiliyorsunuz. Sanırım panelde daha çok örneklerden gideceğiz. İyi de hiçbir yerde yazmıyor ki neyle beni suçluyorsunuz diyor. Çok bariz bir hani etik dışı davranışla karşılaştığınızda. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar, değerli katılımcılar, zor oyunu bozuyor. Zor oyunu bozuyor. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Müşterilerinizden en iyi siz biliyorsunuz. Zor oyunu bozuyor derken de bunu bir akademik bir şeye temellendirmek istiyorum. Lütfen hani bugünden anlattığım en önemli şey olarak kalsın. Benim çok değer verdiğim bir piramittir. Archie Carroll'ın işletmelerin sorumluluk piramidi çalışması. İşletmelerin en önemli sorumluluğu, birinci sorumluluğu bütün araştırmaların her şeyin sonunda nettir. Hepiniz bunu tecrübelerinizden biliyorsunuz. Ekonomik sorumluluktur. Biz bunun böyle olmadığını söylüyoruz, tamam. Her yerde bunu dile getiriyoruz. Filantropik şeyler de olması lazım. Gönüllüdür, çevreye duyarlıdır, şudur budur ama gerçekte zor oyunu bozduğunda, işler sıkıştığında bu piramit ne kadar daralıyor, ne kadar geniş kalıyor? İşte o da o şirketin kültürüyle ilgilidir. Örgüt kültürünü de ne kadar kirlenmiş, ne kadar toksik bir kültür. Bunu gözden geçirmek de bizim iş denetçilerin çok çok önemli görevlerinden bir tanesi. Fakat bize gelene kadar esas önemli olan etik liderlik. Bir önceki sunumda da duydunuz. Eğer lider söylediğini yapıyor, yaptığını söylüyorsa o zaman biz etik bir durumdan, etik bir olgudan ve bu kültür değişiminden bahsedebiliriz. Eğer bu yoksa İstediğiniz kadar kod yazın, istediğiniz kadar davranış kuralı talimatı, istediğiniz kadar ceza verin. Bunun ne yazık ki bir faydası olmaz. O yüzden iş denetçileri olarak biz örgütlerin her zaman bu sosyal sorumlulukta da bu kesişim kümesini arttırmaları gerektiğini savunuyoruz. Buna göre pozisyon alıyoruz. Çünkü sürdürülebilir olmanın gereği de işletmeler için bu. Bu sebeple de IAEA'nın yani bizim yayınladığımız tartışma raporlarında son dönemde en çok kurum kültürü, yönetişim, çalışma ortamının denetim planlarında yer alması gerektiği yazıyor ve biz bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kongrelerimize, etkinliklerimize katılanlar belki şahit olmuştur. Özellikle bu konularda uzmanlar getirip paydaşlarımızla ilerletmeye çalışıyoruz. Bitirirken söylemek istediğim şu, etik kodlar, davranış talimatları, disiplin cezaları ne olursa olsun cezayı eğer sadece yani çok iyi bir süreciniz olabilir. Dünyadaki en büyük skandallara teşne olmuş adı geçen şirketlerde bunlar o kadar yerleşmiş ve o kadar iyi durumda var ki. Ama aslında bataklığı kurutmuyorsanız, sadece sinekleri öldürerek ceza veriyorsanız, öyle olay eğer liderlikte oturmuyorsa ne yazık ki ilerlemek kolay değil. O yüzden bir kültür değişimi lazım. O da herkesin etik 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 demesiyle oluyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Her zamanki yaptığı gibi eğlenceli bir sunum yaptı Tolga Bey. Hiç sıkıcı değildi. Şimdi meslek olmakla ilgili konuşunca aklıma gelen bir şey paylaşmak istiyorum. Mesela dünyada
bir mesleğin meslek olabilmesi için 3 tane şarta bakılıyor biliyorsunuz. Birincisi, giriş ve çıkışın kuralları olması lazım. Bizde öyle mi? Evet. Yani meslekten atılma da var, mesleğe girme de var, bir ruhsat var. İki, kendisine ait bir organizasyonun, örgütün olması lazım, bir meslek örgütünün olması lazım. Ama bu ikisi yetmiyor. Bunları tamamlayan üçüncü bir şey, sadece o mesleğe ait etik kuralların olması lazım. Yani aslında şöyle yorumlayabiliriz, etik yoksa meslek de yok, meslektaş da yok. Şimdi sözü Seçil'e vermeden önce bana kızacak ama iki şeyi paylaşmam lazım Seçil'le ilgili. Bir, biz sabah uçakta Çağan Hoca ile yan yana oturduk. Seçil'i başka yerde ben check-in yaptırdım. Çünkü yolda soruları görmesin diye çok sordu. Doğal akışı bozmayalım diye. Burada da dedi ki, hadi soruları göstermediniz, ben bari 15 dakika konuşsam. Sunumum biraz uzun oldu dedi. Sayın Sigalı, 10 dakika süreniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben öncelikle Etik Kurulu'na, İstanbul Odamıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tekrar bir araya gelme şansını bize verdikleri için. Sayın moderatörlerimize teşekkür ediyorum. Tüm konuşmacılar ama özellikle Tolga Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü benim sunumumla çok güzel birbirini tamamlayan bir sunum oldu kanaatindeyim. Şimdi ben burada ne anlatacağım? Çok kısa bir süre içerisinde. Etikle ilgili, muhasebe etiğiyle ilgili akademisyenler ne gibi araştırmalar yapıyorlar? Çok kısa olarak sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Aslında etik karar verme nedir? Sloganımız da zannediyorum Ali Bey mi bu sloganla, doğru olanı yap sloganıydı, TÜRMOB'un sloganıydı. Doğru olan nedir peki diye sorduğunuzda akademik araştırmalar doğru olan nedir'e çeşitli yaklaşımlarla yanıt veriyorlar Tolga Bey'in bahsettiği. Bu yaklaşımları çeşitli şekilde sınıflandırmak da mümkün. Şimdi faydacı yaklaşım dediğimiz şu, sonuca odaklı denen. Mesela WorldCom diye bir şirket var Amerika'da. Kârını olduğundan çok çok daha fazla yüksek göstermiş 2001-2002 yıllarında. Ve o zaman dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketiymiş. Ve bu iç denetim tarafından bulunuyor. Yöneticiler 25 sene hapis cezasına çarptırılıyorlar. Soruyorlar yöneticilere, siz niye bu kârı bu kadar yüksek gösterdiniz? Ve diyorlar ki, o sırada biz Wall Street için, borsa için, ekonomi için çok önemli bir firmaydık. Ülkede kriz vardı. Biz eğer kârı olduğu gibi gösterseydik, o kriz derinleşecekti. Yatırımcılar ve ülkemiz olduğundan daha fazla para kaybedecekti. Biz o yüzden yaptık bunu diyorlar. Doğru olan buydu diyorlar. Faydacı yaklaşım. Deontoloji, muhasebe mesleğinin etiğe bakış açısı. Aslında muhasebe mesleği etik kodlarının da deontolojik yaklaşım kullanılarak hazırlandığı söylenebilir. Ne diyor? Sonuç ne olursa olsun sen doğru olanı yap. Sonuca bakma. Sonuca odaklanma. Peki doğru olan nedir? Bu konuyla ilgili evrensel ilkelere, evrensel kurallara bakacaksın diyor. Niyet önemlidir diyor. Şimdi erdem etiği şunu söylüyor. Eğer bir insan zaten erdemliyse yaptığı etiktir. Burada cesaret çok önemli bir erdem, sağduyu çok önemli bir erdem ama aslında şu maviyle yazılan cümle önemli okuyamayanlar için ben tekrar okumak istiyorum burada. Kişisel özellikler olmadan ilkeler boş, ilkeler olmadan kişisel özellikler kör. Yani diyelim ki bir muhasebe meslek mensubu var, çok cesur, çok sağduyulu ve bütün erdemleri var ama muhasebe mesleğinin etik kodlarını bilmiyor. O zaman mesleğinde etik karar vermesi mümkün değildir diyor. Aynı şekilde bizim şöyle bir Supi Bey'imiz vardı. Bu TÜRMOB'un ilk etik eğitimlerinde kullandığımız. Supi Bey dürüst biriydi. Ama etik kodları anlatırken etik kodların genel çerçevesini, kavramsal çerçeveyi anlatırken kullanmıştık. Supi Bey dürüst biriydi. Supi Bey'i biz dürüst yapmadık. Ya da etik kodlar dürüst yapmadı. Supi Bey zaten dürüst biriydi. Ama bu olumlu özellikleri, erdemleri
bir takım tehditler altındaydı. Gözdağı tehdidi gibi, yakınlık tehdidi gibi. Etik kod nedir? Etik kod, Supi Bey'in bu olumlu özelliklerini bu tehditlerden nasıl koruruz? Hangi önlemlerle koruruz? Onu anlatan kodlardır. Ama etik kodlar belirli bir yere kadar ancak bu tehditlere karşı önlem alabilir. Ve sonunda der ki eğer hiçbir önlem bu tehditlere karşı işe yaramıyorsa o zaman yapacağınız şey bu müşteriyle çalışmaya son vermektir. Bir çıkış levhası vardır eğitim slaytlarında TÜRMOB'un exit diye yazan. Bu müşteriyle görüşmeye son ver diyor. Bu başlı başına bir cesaret işidir, bir erdem işidir. Dolayısıyla kod olmadan da olmuyor, kural olmadan da olmuyor ama erdem olmadan da, cesaret olmadan da doğru olanı yapmak mümkün değil teoriye göre. Şimdi bir kısım da şunu araştırıyor. Peki bu doğru olanı yapmak para kazandırıyor mu? Yani bir şirketin etik ikliminin iyi gelişmiş olması, etik kodlarının olması, üst yönetimin bu konuda kararlı olması o şirketin karlılığını arttırıyor mu? Şimdi burada zamanım kısa olduğu için ben çalışmalara tek tek girmeyeceğim. Ben hep şunu düşünürüm. Şimdi doğru olanı yapmak para kazandırır mı? Kazandırmasa doğru olanı yapmayacak mıyız? Yani bu çalışmalar sonucu hayır bulsa mesela o zaman etiğe yatırım yapmayacak mıyız? Burada bu çalışmaların yapmak istediği bir motivasyon sağlamaktır. Etiğe olan yatırımların da getirisi olduğunu hatta bazı çalışmalarda rakamla bunu ifade etmeye çalışmaktır yüzdesel olarak. Çok fazla çalışma yapılmış ama yaklaşık 2200 çalışmadan bahsediyoruz. Bu çalışmaların bazılarında etik yatırımlar, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal yatırımla birlikte de ele alınmış ama çok güçlü bir evet var. Akademik çalışmalar eleştirilebilir kullandıkları yöntemler, örneklemler ve zamanlar açısından ama net bir evet bulgusu var. Yani eğer bir şirket etiğe yatırım yapıyorsa o zaman karlılığı yapmayan şirketlere göre daha fazla bir artış gösteriyor. Tabii etiğe yatırım her zaman uzun vadeli bir yatırımdır. Kısa vadeli bir yatırım değildir. O yüzden şu anda akademisyenler etik finansal performansa etki ediyor mu diye sormuyorlar. Bunun cevabını almışlar aslında. Nasıl etki ediyor diye soruyorlar. Ve şunu buluyorlar. Çalışanı ve müşteriyi daha fazla tatmin ediyor etik iklim. Ve kuruma bağlılığı, kurumun itibarını, kuruma aidiyet duygusunu, saygınlığını, prestijini arttırdığı için kurumun karlılığı artıyor. Diğer şirketlere göre daha fazla oranla. Aynı zamanda firma yönetimi bu konuda ne kadar kararlı olursa bunun finansal performansa yansıması da bir o kadar fazla oluyor. Akademik çalışmaların önemli bir kısmı da muhasebe etiği eğitimiyle ilgilenmiş. Ben burada üniversitelerle ilgili bulgulara sizleri sıkmamak adına girmeyeceğim. Ama meslek örgütleriyle ilgili bulgulardan biraz bahsetmek istiyorum. Meslek örgütlerinin etik eğitimindeki rolleri nedir? Ve diyelim ki bir etik eğitimi veriliyor. Peki bunun performansını nasıl ölçeriz? Yani verilen etik eğitimi kaliteli midir, değil midir? Bununla ilgili bizim niceliksel dediğimiz bir de niteliksel dediğimiz yöntemler var. Mesela açılan dava sayıları, disiplin soruşturmaları bunları sayarak niceliksel olarak değerlendirebilirsiniz. Ama asıl yöntem eğitimi alana sormaktır. Bu eğitimi alan kişiler anketlerle, görüşmelerle bu eğitimin kalitesi hakkında, performansı hakkında ne düşünüyorlar? Genelde bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Şimdi burada TÜRMOB'un da ben de bu eğitimlerin çok içinde bulundum. Amacı şuydu bu eğitimlerin. Farkındalık yaratmaktı. Muhasebe mesleğinin etik konusunda daha çok konuşmasını sağlayabilmekti. Şimdi literatüre göre meslek örgütlerinin üyelerinin etik eğitimine yaptığı yatırımlar mesleğin itibarını olumlu yönde etkiliyor. Ve burada amaç etik ehliyeti, etik kimliğin firmalar ve toplum tarafından muhasebe mesleğinin kabul edilmiş bir niteliği olarak algılanması. Muhasebe mesleği etik bir meslektir.
bu muhasebe mesleği özelliği olarak algılanmasını sağlamak ve bu nedenle muhasebe etiği meslek örgütlerince tüm dünyada sürekli eğitiminde bir parçası olmalı diyor. Etik davranışın önündeki en önemli engellerden biri şu: siz etik kod yaratabiliyorsunuz. Kodları yazmak kolay. Kitapçığı meslek mensubunun eline de verebilirsiniz. PDF olarak onu web sitesine de yükleyebilirsiniz. Herkes alabilir. Neden bunun eğitiminin verilmesi gerekiyor peki meslek örgütü tarafından? Çünkü etik kodlar evrensel ilkelere dayanıyor. Deontolojik yaklaşım kullanarak yazılmış. Fakat uygulamada ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, hatta bazen aynı ülke içerisinde batıdan doğuya ya da kuzeyden güneye uygulanmasında yaşanan sorunlar farklılaşıyor. İşte burada meslek örgütü aslında devreye giriyor ve bu kodların uygulanmasında yaşanan sorunları ancak eğitimle burada aşabiliyor. Ve TÜRMOB'un etik eğitimlerinde de sadece etik kodlar anlatılmıyor. Örnek olaylar yardımıyla bu etik kodlar nasıl uygulanacak, yani bu önlemler nasıl alınacak, zaten bölge bölge gezilerek bu anlatılıyor. Dolayısıyla benim burada söylemek istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi ara verecek miyiz biz ona? Dinleyici, ya ara nasıl? İhtiyacınız var mı acaba? 5 dakika. Hiç 5 dakikada geri gelen bir grup görmedim ben. Hiç yani. Hani. Tamam, o zaman hakikaten 10 dakikayı aşmamaya çalışalım. 10 dakikada anlaşalım. Bu arada arkada da bir kapı var. O tarafta da lavabo var. Sıra beklememek için. Biz buradayız, ayrılmıyoruz. Panelistlerimizi tutuyoruz. Tolga Bey lütfen kıpırdamayın.